Türk Edebiyatı'nda modernleşme hareketinin öncü ismi Tevfik Fikret, 1876 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. İlk şiirleri birincilikle bitireceği ve bir dönem müdürlüğünü üstleneceği Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken yayımlanan Fikret, mezuniyetinden sonra çeşitli öğretmenlik ve memuriyet görevlerinde bulunur. Ardından ölümüne dek sürdüreceği Robert Kolej'deki öğretmenlik hayatına başlar. 1896 yılında dönemin ünlü edebiyatçılarından Fikret'in de Galatasaray'dan hocası Recaizade Mahmut Ekrem, Servet adıyla 255 sayı yayımlanan derginin yönetimine genç şairin getirilmesine ön ayak olur. Dergi bundan sonra bir edebiyat yayınına dönüşerek Servet-i Fünun adını alacak ve edebiyat tarihimizde bir dönemin ismi olacaktır. Tevfik Fikret yönetimindeki derginin temsil ettiği batı tarzında bir şiire yönelen akım, yeni edebiyat anlamındaki edebiyat-ı cedide tamlamasıyla anılır. Fikret başta olmak üzere dergi etrafında toplanan şairler, divan edebiyatının tükenmiş imkanlarını zorlamak yerine dönemin Fransız şiirinde görülen yenilikleri Türk şiirine taşımaya gayret eder. Tevfik Fikret büyük bölümünü Servet-i Fünun'da yayımladığı şiirlerinden oluşan ilk kitabı Rübab-ı Şikeste'yi 1900 yılında çıkarır. 1902'de dönemin siyasi havasının yarattığı bunalımla kaleme aldığı Sis şiiri geniş yankı uyandıran şair, 1905'te Robert Kolej yakınlarında planını kendi çizdiği evine taşınır. Kuş yuvası anlamındaki Aşiyan adını verdiği bu ev, günümüzde Tevfik Fikret Müzesi olarak hizmet verir. Fikret, Aşiyan yıllarında giderek karamsar, içe kapalı şiirler yazar. 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar sürdürdüğü bu inzivadan sonra ortaya çıkan Millet Şarkısı şiiriyle coşkusunu ortaya koyan şair, birkaç yıl içinde Sultan II. Abdülhamit'le olduğu gibi onu tahttan indiren İttihat ve Terakki Cemiyeti'yle de ters düşer. 95'e doğru ve yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin dizesiyle ünlü han-ı yağma şiirleri bu sürtüşmenin ürünüdür. 1915'teki ölümüne dek pek çok edebi ve siyasi polemiğin merkezinde bulunan Tevfik Fikret, 1966 yılında PTT'nin bastığı Türk Meşhurları konulu pullardan birinde yer alır.